Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugün ana hesabımız Belediye Binası 12 köyünde 80 milyon ganimet harcayacağız arkadaşlar. Bol miktarda duvar basacağız. Elimde bir tane işçim var ve yeni sezonunda ilk günündeyiz arkadaşlar. Altın biletimizi aldım. Her ne kadar yeni zamlanmış fiyatıyla birazcık cebimizi yaksa da el mahkum satın aldım arkadaşlar ve tam şu bu gördüğünüz boşlukta %15 inşaatçı hızlandırma vardı. Onu tamamladım ki %10 fiyatlar düşsün. Yani şöyle düşünün 80 milyon ganimet harcayacağız. %10'u 8 milyon ganimet eder de arkadaşlar. Eğer onu tamamlamadan yükseltmelere başlasaydım 8 milyon altın iksiri çöp etmiş olacaktım. Şimdi kafamız rahat. Şimdi neler yapacağız arkadaşlar? Sinsi goblinimiz var. Ama ne yazık ki sadece bir saatlik bir süresi kalmış. Olabildiğince fazla ganimet kasıp sinsi goblinle işimi bitirmek istiyorum. Çünkü önümüzde klan savaş ligleri var. Yüksek ihtimalle bu videodan sonra artık Ekim 2020 klan savaş liglerinin seri halinde videoları gelecektir. Bol bol saldırılar yapacağız. İnşallah denk rakipler çıkar arkadaşlar. Ne diyeyim yani. Şu anda altın 1 ligindeyiz. Yaklaşık ne kadar ödül alacağız? Şöyle bir bakalım. Birinci oluruz diye tahmin ediyorum. 184 madalya artı 50-60 da bonustan gelse. 240 yani 2 tane daha çekiç alabileceğiz arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki belediye binası 13'e geçtiğimizde çok güzel yükseltmeler yapacağız. Vaziyetler bu şekilde isterseniz lafı daha fazla uzatmadan işimize gücümüze başlayalım. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni gelen arkadaşlar da kanalımıza abone olurlarsa çok büyük destek vermiş olurlar. Yükseltmelerimize başlıyoruz. Evet yükseltmeleri yapmadan önce düzenimizi oluşturalım. Ne var ne yok temiz bir şekilde önümüze serilsin. Öyle değil mi? Aynı. Şimdi benim aklımda şöyle bir şey vardı. Ben ganimetin tamamını duvarlara aktarıp bir tane okçu kulesi yükseltmesiyle devam ederim diye düşünüyordum ama yani okçu kulesi deyip geçmeyin 10 milyon 800 bin altın istiyor. Benim bunu bir saatte kasmam çok zor arkadaşlar. Dolayısıyla 7-8 milyon kalana kadar altını eriteceğim, duvarları basacağım. Ondan sonra da birkaç tane sinsi gobine saldırı yapıp okçu kulesini yükseltmeye almaya çalışacağım. Planlarım, hedeflerim bu yönde. Ayrıca bunun sonrasında da ganimet kasmaya devam etmem gerekiyor çünkü 11 saat sonra yeni bir işçi boşa çıkacak. 22 saat sonra ekstra bir işçi daha boşa çıkacak. Yani önümüzdeki 3 gün boyunca sürekli ganimet kasmam gerekiyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Duvarları basmaya başlayalım. Benim iksirle bir işim var mı? Elimde kahramanlar kitabı yok. Eğer olsaydı koruyucuyu 39. seviyeye yollardım ama kahramanlar kitabı olmadığına göre araştırmada da 8 günlük süremiz olduğuna göre gönül rahatlığıyla bütün iksiri duvarlara verebilirim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Sayacağım tek tek. 4 milyon 500 bin. 1. Şöyle. 2. 3 dedik. 4. 5. Hatırlıyor musunuz? Ben belediye binasını basacakken diyorlardı ki <laughs> işte duvarları var duvarları basmadan geçme falan filan. Arkadaşlar duvar basmak kolay. Hele de altın bilet alıyorsanız yani sezon sonu ganimet ve oturup birazcık düşünüp plan yapmakla beraber duvarları kasmak gerçekten çok kolay. Eskiden daha zordu, altın bilet yoktu, hızlandırmalar yoktu, indirimler yoktu. Şimdi öyle değil ama gerçekten kolay yani yeter ki bir eğitim iksiri harcayıp ganimet kasın, duvarları hiç dert etmeyin yani. Çok e, boşlayın da demiyorum yanlış anlaşılmasın ama çok büyük bir dert değil duvar basmak. Şimdi kaç tane oldu sayacağız dedik ama sayamadık vallahi araya laflar girdi. Bir tane daha altında duvar bassam mı? Şimdi asıl düşüncem bu yönde. Okçu kulesini basacağız dedik. 10 milyon 800 bin altın istiyor. 4,5 milyon buraya versem 8 milyon bir tane daha basabilirim altınla. Aynen. O zaman şöyle yapalım. Şimdilik şu duvar kasma faslını bir kapatalım. Ne olur ne olmaz belki ganimet çıkmaz bir sıkıntı çıkar. İşçimiz boşta kalmasın. Önce saldırılara gidelim ondan sonra duruma göre ganimetin fazlasını da duvarlara verip okçu kulesi yükseltmesine gideriz arkadaşlar. Planlar bu şekilde olsun tamam. O zaman ne yapacağız? Şimdi sırada sinsi goblinlerle son bir saat kala kasabildiğimiz kadar ganimet kasacağız arkadaşlar. Güzel bir köy bulayım hemen geliyorum. Sinsi goblinlerle ganimet kasarken kupamı düşüyorum arkadaşlar ve ölü köyleri tercih ediyorum. Ölü köylerin içerisinde de Altın iksiri toplamda 1 milyonun üzerinde ganimet varsa direkt saldırıyorum yani. Bu şekilde gayet hızlı bir şekilde depoları doldurmuş oluyoruz. Şöyle depolara. Depolar zaten boş oluyor ölü köylerde. O yüzden böyle sinsi goblinleri çok fazla içeriye sokmak gibi bir derdiniz olmuyor. Bakın sahneler içerisinde ganimeti kıvırdık zaten. Şuradan 2-3 tane daha sallayacağım. Şuradaki altın madenini kraliçeyle alırız. Onun haricinde de zaten hiçbir şey kalmadı. Tamam. Kraliçeyi şuradan bıraktım özelliğiyle beraber hızlı bir şekilde altın madeni de indirip bu savaşı noktalıyorum arkadaşlar. Bakın saniyeler içerisinde 1 milyon ganimet kupa gitsin hiç önemli değil. Şimdi hemen hiç videoyu kesmeden hızlı bir şekilde devam edeceğim. Çünkü vakit kaybetmek gibi bir lüksüm yok. Hani son 45-50 dakikası falan kaldı. Sinsi Goblinlerin süresi bitecek. Ne koparabilirsem kardır arkadaşlar. Ekstra bir iki tane daha duvar bastık mı bizden iyisi yok. Yine güzel ölü bir köy çıktı. Şöyle toplayıcılar ve madenleri aldık mı bu iş tamamdır. Şuradan şuradaki duvarı kıracağız mecbur. Çünkü iki tane altın madeni var orada. Şuraya bir tane. Kara iksirim çöp olacak. Şu andaki en büyük sıkıntım bu. Yani hiroları kraliçeyi bitirdiğim için özellikle Hele de altın biletin hemen ardından sezonun bitiminden hemen peşine e, klan savaş ligleri geldiği için hero'ları yatıramıyoruz arkadaşlar. E, araştırma da genelde dolu oluyor. Bu yüzden kara iksir nedense hep çöp oluyor. Yani onun için ya bir büyülüğe ayırmanız gerekiyor. Hazırlıklı olmak adına ya da başka bir şey düşünmek lazım ama çok da fazla önemsemiyorum ya. Yani rün geliyor. Bakın altın biletten yine rün gelecek mesela şimdi. 3 tane rün de gelecek. Hem altın hem iksir hem kara iksir. Aynen. MM'de de bir tane iksirin var. Onları da nerede kullanacağız? Güzel bir haberim var arkadaşlar size. Şimdi elimde savaş, büyü ve inşaat kitabı var. Şu anda büyülü ellerimde mevcut. Bunun yanı sıra altın biletten gelecek. Bir de klan savaşından madalyalar gelecek. Yetmezmiş gibi bir de klan savaşının hemen ardından biliyorsunuz klan oyunları başlıyor. Onlarla beraber belediye binası 13'te arkadaşlar çok şahane yükseltmeler yapacağım. Haberiniz olsun şimdiden reklamını yapayım yani. Kraliçeyi şuraya bırakayım. En azından bir tane depoya alsın. Şöyle özelliğine de hızlı bir şekilde basacağım. Şu depoyu alır mıyım? Aslında koruyucuyla beraber alabilirim. Bastım özelliğine. Koruyucu depoya gitmedi. O zaman direkt savaşı sonlandırıyorum. Güzel. 700 bin toplamda birazcık az gibi ama yine de akmasa da damlar yani. Devam. Devam efendim devam. Ganimet kasmaya devam. Bakalım ne çıktı. Burası bizi kesmez. Devam. 300 bin 500 bin yetmez. En az böyle 900 bin 1 milyona yakın toplamda ganimet olunca direkt saldırıyorum arkadaşlar. Yani buraya aslında saldırmaya değmez ama çok kolay ganimeti almak. O yüzden şöyle şuralara. Ooo D bombaları bak. Vicdansız. Madem madem ganimetin bu kadar senin için kıymetli. Ya doğru düzgün bir düzen yapsana kendine bizi de uğraştırmasan böyle boş yere. Hayret bir şey ne adamlar var ya. Yani dev bombaları oraya koydum, ben şimdi senin ganimetini alamayacağım. Beni sadece ekstradan yormuş oluyorsun yani. Ganimetin büyük bir kısmını kopardık. Şu belediye binasını da hızlı bir şekilde indirelim. Hatta şu depoları da alsak mı? 100 bin, 100.000, bin, bin ganimet fena değil. Şurada bir öfke büyüsü kullanacağım. Önden sinsi goblinleri ve hemen peşine de büyük koruyucuyu sallayıp özelliğine basacağım. Bu şekilde depoları da indirmiş olacağız arkadaşlar. Şahane. Şu savaşı bitir diyorum. %26. Madem öyle ben de %30'u geçmiyorum. Sana şey vermesin. Neydi onun adı? Kalkan vermesin. E öyle yani. <laughs> Pekala. Şahane bir ganimet çıktı. Mükemmel. Burayı sömüreceğim arkadaşlar. Kral Kraliçe ile şu çoklu cehennem kulesini önden bir indirelim değil mi? Aynen. Burada yıldırımlarımı da harcayacağım. 3 tane şuraya bir tane daha 3 tane şuraya 3 tane şuraya atalım. Çoklu cehennemi de indirelim şu bomba kulesiyle falan beraber. Gayet güzel. Çoklu cehenneme gitmedi ama sıkıntı yok. Şuradan zeplinimi saldım. Kralın özelliği ve Sinsi Goblinleri de yavaştan deploy etmeye başlıyorum. Haydi bakalım, haydi bakalım. Buradaki ganimetin tamamını istiyorum ki alırız. Hatta üçleriz bile ya. Şurayla işimizi bir an önce bitirelim. Şu çoklu cehennem kulesi beni birazcık korkutuyor çünkü. Evet 160 bin altın kaldı. Alacağız ya hepsini alacağız. Kraliçe özelliğiyle beraber duruyor. Evet. Ne kaldı? Depolarda da altınlar ya. Şu bölmeler benim canımı sıkıyor birazcık. Oraya da mecbur sinsi goblin harcamak zorunda kalacağım. Bak 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 goblinler nereye gidiyor? Şu duvarı kırsanız ölür müsünüz ya? Kralın özelliği gitmiş. Kraliçenin özelliğine de basayım. O noktada işler birazcık hızlansın. Son goblinlerimi de şuradan feda edeceğim. Evet. Son depoyu da indirdik mi? 2 yıldızla. Üçlemeye gerek de yok arkadaşlar. Savaşı bitiriyorum. Ne kadar aldık? 8, 7, 15. 1 milyon 600 bin ganimet aldık. Kara eksir yine çöpe gitti. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Tekrardan ordumuzu eğitelim. Ne kadar goblinim var? 24 tane. Bakalım bunlarla bir şeyler yapabilecek miyiz? Haydi bakalım. 460 bin kesmez beni. Devam. Bu arada şu anda saatlerimiz 11 arkadaşlar. O yüzden çok fazla ganimet çıkmıyor ölü köylerden. Biraz daha geç saatlerde denerseniz çok daha güzel ganimetlerin çıktığını göreceksiniz. Yeter ki elinizde sinsi goblin veya bebek ejder olsun. 400 bin değmez ya. Yani. Değmez. Bana şu anda 25 tane sinsi goblinle beraber tamamen ölü bir köy ve bütün ganimeti de toplayıcılarda ve madenlerde olan ve hepsinin de dışarıya yerleştirilmiş olduğu bir köy lazım arkadaşlar. Hatta üstüne çikolatayla fındık da eklemiş olsalar var ya tadından yenmez. Bakalım. Çıkacak mı? Hadi yorma beni. Hadi bir tane daha istiyorum ya. Çıkmadı. Tamam son kez arıyorum. Yine çıkmazsa videoyu keseceğim arkadaşlar. Aynen çıkmadı. Tamam ben o zaman videoyu burada keseyim. Güzel bir köy bulayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldik. Birazcık sinsi goblinlerin çıkmasını bekledim. 60 tane var elimizde. Klan karesini de doldurdum. Max tokmak ve 8 tane de max balon var. Koruyucunun özelliğiyle ve yıldırımların takviyeleriyle beraber bu köyü dümdüz edeceğime inanıyorum. Tokma ve büyük koruyucuyu peş peşe gönderdim arkadaşlar. Şurada da savunmalara 3'er tane yıldırım atıp temizlik yapmaya başlıyorum. Nerede böyle sinsi goblinlere sıkıntı çıkartacak savunma varsa onların tepelerine yıldırımları sallıyorum arkadaşlar bu şekilde daha rahat bir şekilde ganimeti kasmış olacağız. Pekala koruyucunun özelliğine basmayı unuttum. Tüh ya. Tüh ya. Bir şeyler anlatmaya çalışırken tokmak için kraliçe, e, koruyucunun özelliğini basmayı unuttum. Bunun faturası bize ağır kesilebilir. Neyse bakalım yine alabildiğimiz kadar alacağız. Şöyle şuradan Tamam, sıkıntı yok. Şuradan birkaç tane göndereceğim. E, zaten büyük bir kısmını aldık. İyice sıfırlansın istiyorum ama Şimdi videonun yavaş yavaş sonuna geleceğim arkadaşlar. Klan kalemde de birazcık ganimet vardı. Duruma göre bir tane daha duvar basıp okçu kulesi yükseltmesine gideceğim. Sonrasında da kendim Sinsi Goblinlerin yaklaşık ne kadar süresi kaldı? Bir yarım saati falan kaldı. Kasabildiğim kadar ganimet kasacağım. Ondan sonra bebek ejderle yola tam gaz devam edeceğiz arkadaşlar. Ne kadar aldık? Yine 1 milyona yakın hatta 1 milyonun üzerinde ganimetimizi aldık. Güzel. Şimdi bakalım. Klan kalesinde ne kadar ganimetimiz vardı? 1 milyon altın iksiri de burada var. Şunları da bir toplayalım. Şurada ne varmış? 28 bin iksir. Bu da gelsin. 12 milyon altın. Ee, sanırım yetmeyecek ya. Bir tane daha duvar basmaya altınla yetmez ama iksirle birkaç tane daha basabiliriz. Bir tane daha. Aynen. İyi. Zaten arkadaşlar şöyle bir şey var. Ganimetim olsa bile duvarların tamamının bitmesini istemiyorum. Ne kadar kalmış bir bakalım. 65 tane duvarımız kalmış. Yani hepsi bitse bu sefer ganimet çöp olacak. Yükseltmeler 10 gün falan sürüyor. E 10 gün boyunca işçi kalmayacağı için depolarda olup taşıyacak. O yüzden az bile olsa birkaç tane duvar kalması aslında avantajımıza olacak. Şimdi son iş olarak geldim. Engelleri kaldıralım. Şöyle bir tane şurada kütük var, bir tane de şurada varmış. Bir tane de şurada çalı var. Onları da kaldıralım. Sonra okçu kulesini yükseltmeye alıp işimizi gücümüzü bitirelim arkadaşlar. Şöyle bir ve son olarak şuradaki çalıyı da kaldırdık mı tamamdır bu iş. Öteki tarafı da baya bir ilerletiyorum. Burada da boş durmuyorum. Araştırmada sadece iki tane birlik kaldı arkadaşlar. Hepsi 18 oldu. Şu anda planör binicisi ve cadı. İkisi de 7. seviye olarak göz önünde bulundurabiliriz. Yani bunlar da 18 oldu mu burayı da maksamış olacağız. İşin güzel yanı araştırma bitince iksirle beraber duvarları da yükseltmeye başlayacağız. Daha da böyle sağlam bir hale gelecek arkadaşlar. Köy çok da bir şey kalmadı zaten görmüş olduğunuz üzere. Pekala geldim şu çalıyı da bir kaldıralım. 250 iksir diyor. 4 milyon 500 bin aslında bir tane daha saldırıya gidip bir tane daha duvar bassam mı iksirle? 4 milyon 500 bine tamamlamak için 1 milyondan .000 fazla ganimet lazım. Yetmez arkadaşlar. O topun altında hiç girmeyelim. İşin içinden çıkamayız. Pekala. Geldim. Okçu kulesine 10 milyon 800 bin altını yapıştırıyorum. Ve 11 gün sonra o da belediye binası 12 seviyesinde makslanacak. Okçu kulelerinden devam edeceğim arkadaşlar. Belediye binası 13'e geçene kadar Max diyebildiğimiz kadar ok Max maxlayalım. Geriye sadece toplar ve havanlar kalacak. Onlar da kalsın artık. Ne yapalım ya? Her şeyde mükemmel olmayı versin diyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.